Aramızdan ayrılışının 85. yılında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başlıyoruz programımıza. Rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün 10 Kasım. Ben Yılmaz Çoban, Hedef Özel'de Gündüz Kuşağı'nda sizlerle birlikteyiz. Konuğum var, Profesör Doktor Ahmet Saltık hocamız. Hekim, hukukçu, siyaset bilimci, aynı zamanda kendisiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak ve onu anma özel programıyla karşınızda olacağız. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim size ve Mercan TV'ye. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Evet, 100. yıldayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Çok farklı tabii ki. 100 yıl aradan geçti. Ve bununla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı. Yani bir veda ve bir Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz bir yandan ama bir yandan da ülkemizin, Cumhuriyetimizin kurucusunun vedasını buruk bir şekilde anıyoruz, minnetle anıyoruz. Önce anlamakla başlayalım hocam. Buyurun lütfen. Değerli Çoban, size ve Mercan TV'ye bir kez daha teşekkür ederim. Ben Atatürk Düşünce Derneği Bilim Kurulu Başkan Vekiliyim ve Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Hı-hı. Az önce söylediğiniz gibi ayrıca Hukuk Fakültesi ve Mülkiye mezunuyum. Beni Besni Adede Şubemiz davet etti. Evet. Belirttiğiniz iki gerekçeyle hem Cumhuriyetimizin 100. yılı hem de Kemal Paşa'nın vedasının bize bedensel olarak vedasının 85. yılı için sağ olun lütfettiniz. Siz de bu arada bir fırsat verdiniz. Ülke hepimizin, cumhuriyet hepimizin, siyasal görüş ayrılıklarımız olabilir ama bir ortak kırmızı çizgimiz var ki ülkenin ve vatanın, milletin bölünmez bütünlüğü. Dolayısıyla cumhuriyetimiz yaşayacak ki biz bunları konuşabilelim. Hatta şakayla karışık kavga edebilelim. Politik anlamda farklı görüşlerde olalım, parti kuralım, siyaset yapalım, şu bu. Her şey için önce yaşayan bir cumhuriyetimizin olması gerek. Bağımsız bir devletimizin olması gerek. Mustafa Kemal Paşa da bize bunları öğretti. Onun için ortak paydamız, değerli çoban. 85 yıl geçmiş aradan ve bugün hala biz o insanı anıyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Sabahleyin 9:05 geçe herkes o sirenler öttüğünde olduğu yerde durdu, bir saygı davranışında bulundu. Evet. Ne kadar güzel. Şimdi Kemal Paşa'nın anılmaya ihtiyacı yok. O adam geçti gitti artık toprağın altında. Biz onu ansak ne olur, anmasak ne olur. Belirttiğiniz gibi çok isabetle anlamaya çalışmak. O bize ne dedi? O bize dedi ki Türkiye Cumhuriyeti benim bütün özlemim dedi. Osmanlı'nın küllerinden, yıkıntısından bu millet yok olmasın. Yeniden ayağa kalksın. Bağımsız bir devleti olsun. Dünya uluslar ailesi içinde egemen eşit, başı dik, onurlu olsun, tam bağımsız yaşasın, millet demokrasiye, cumhuriyete kavuşsun, artık ümmet olmaktan çıksın. Padişahların dönemi geçti, saltanatın dönemi geçti. Bunlar dağıldılar artık o RL 1. Dünya Savaşı'nın arkasından. Bütün imparatorluklar dağıldı neredeyse. Evet. Alman İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu bildiğiniz gibi, Osmanlı İmparatorluğu hepsi dağıldı. Dolayısıyla bugün bizim yapacağımız, unutalım Kemal Paşa'yı bir an için, bizim yapacağımız şu topraklarda biz onurlu, başı dik, çağdaşlaşmış, uygar, tam bağımsız, kendini kendisi yöneten, demokratik bir cumhuriyet, laik bir demokratik cumhuriyet rejimi ne hak ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bunlar için uğraşacak mıyız, uğraşmayacak mıyız? Atatürk'ü anmak demek, anlamaya çalışmak demek, bu demek. Ayrıca o bize çok yol gösterdi. Dedi ki, benim manevi mirasım akıl ve bilimdir dedi. Ben size hiçbir dogma bırakmıyorum, ayet bırakmıyorum, kalıplaşmış bir kural bırakmıyorum. Hatta değerli çoban bir sözünde dedi ki, gün olur dedi, benim sözlerimle güncel bilimsel veriler, gerçekler örtüşmezse, unutun beni dedi. Bilimin gereğini yapın dedi. Evet. Yani böyle bir insan bize öğütleri bunlar. Bir sistem kurdu, bir ideoloji geliştirdi. Kemalizm adını da Batılılar verdiler değerli çoban. Biz vermedik. Kemalizm adını Fransızlar koydular özellikle ve
Daha Cumhuriyet kurulmadan önce Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nı örgütlerken ve yürütürken verdiler. Kemal'in yolu, Kemal'in öğretisi, Kemal, Kemalizm diye onlar bu adı koydular. Ve Kemal Paşa da ilerleyen yıllar içinde Cumhuriyeti kurduktan sonra değerli çoban düşünce sistemini, düşünce sistemini bir bütünlüğe, bir sistematiğe kavuşturdu. O sistematik altı ok, Kemal Paşa'yı anlamak istiyor isek bu altı okun, günlük siyasete girmiyorum, şu veya bu partiyle ilişkimiz yok. Kemal Paşa hepimizin ortak değeri çünkü. O altı okla bize dedi ki, devrimci olun dedi mesela, altı oktan biri bu. Statikacı olmayın, muhafazakar olmayın, günün koşullarının gerektirdiği köktenci değişiklikleri yapın. Devrimci olun dedi. Ondan sonra laik olun dedi. Yani laik olmaktan kasıt neydi? Halkın egemenliğini gasp eden ruhban sınıfından, Şeyhülislam'dan, sözün ona ulemadan, halifeden alın dedi egemenliğinizi. Siz kendi hakkınızda kendiniz karar verin dedi. Evet. Anlattı, dedi ki bakın dedi, Avrupa'da efendim Katolikler ve Protestanlar, Yılmaz Bey, Hristiyan dininin iki mezhebi bildiğiniz gibi, başka mezhepler de var. Hristiyan dinini yorumlamada birbirinden ayrılmışlar. Protestanlar Hristiyanlık budur diyorlar, Katolikler de şudur diyorlar. Bunlar 1339'da bir savaşa tutuştular değerli Yılmaz, mezhep savaşı. Dediler ki benim şeriatım, yani benim inancımın din kuralları. Şeriat kelime anlamıyla din kuralları anlamına geliyor. Katolik inancının din kuralları Avrupa'da geçerli olacak. Protestanlar da hayır benimki dediler. 114 yıl savaştılar değerli çoban. 1453'e dek. Bu tarih size neyi hatırlatıyor 1453? İstanbul'un fethi tabii ki. Niye acaba 1453'te İstanbul fethedilebildi? Evet. Evet. 114 yıldır kendi içinde mezhep savaşı veren Batı Hristiyanlık dünyası bitti, çökmüştü. Dolayısıyla Konstantinopol veya İstanbul en... gibi böyle bir altı ok bize göz. O nedenle şimdi onu bir daha anmanın, anlamanın ve günümüz koşullarında karşı karşıya bulunduğumuz uluslararası ve iç tehditlerden, tehlikelerden korunmada yine onun yol gösterisinden yararlanmak. Peki 100. yıl içerisindeyiz. Atatürk ve yol arkadaşları Cumhuriyeti nasıl böyle yoktan var etme çalışmasına girdiler? Sizden dinleyelim. Siz de Atatürk'ü en iyi anlatanlardan birisiniz aslında. O açıdan bu sorunun cevabını da en iyi vereceklerden birisiniz. Buyurun lütfen. Soruyu ben anlayamadım. Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Atatürk ve yol arkadaşları Cumhuriyetimizi yoktan var ettiler. Nasıl var ettiler? Evet. Soru bu. Evet. Şimdi gerçekten yoktan var ettiler. Hı-hı. Kullandığınız terim çok yerinde. Çünkü değerli kardeşim Yılmaz Bey, Cumhuriyet kurulduğunda öyle söyleyeyim size, 30 Ekim 1923 sabahı Cumhurbaşkanı Kemal Paşa, daha gerisini bir yana bırakıyorum, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, henüz Atatürk değil o zaman biliyorsunuz, İsmet Paşa'yı başbakan olarak atıyor ve sabahleyin o Çankaya Köşkü dediğimiz çok mütevazi binada buluşuyorlar. İsmet diyor Kemal Paşa, 330 küsur doktorumuz var. 135 kadar ebemiz var. Hiç hemşiremiz yok. Doğan 1000 bebekten 200'ü bir yaşına gelmeden ölüyor. Şu kadar cık hastane var. Bu kadar birkaç ilde eczane var.
korkunç bir tablo, yokluklar tablosu çiziyor ve ekliyor. Anadolu bulaşıcı hastalıklardan kırılıyor diyor. Ortalama bir insan olmanın ötesinde bir hekim olarak bu Cumhuriyet sağlık politikalarında bir parça çalıştığım için biraz daha bilgi sahibi oldum değerli çoban. Örneğin sonraki sayımlarda bir bakıyoruz ki 27'deki sayımda 13,5 milyon nüfus var Anadolu'da. 3 milyona yakın trahomlu var değerli çoban. Her 4 insandan biri neredeyse Adıyaman, Mardin, Gaziantep, körler diyarı. Trahom bugün görmüyoruz, unuttuk. Sıtma o kadar yaygın ki nöbetteki Mehmet düşüyor. Sıtma nöbeti geliyor, devriliyor yerlerde, çenesi birbirine vuruyor filan. Bir yandan sıtma, bir yandan kolera, bir yandan tüberküloz, bir yandan sifilis, bir yandan çiçek hastalığı, tifüs. Yani Refik Saydam'ın o eli ayağı öpülesi büyük insanı 15 yıla yakın Sağlık Bakanlığı yapan eğer olağanüstü bir sağlık mücadelesi verilmemiş olsa biz Anadolu'da kırılıp hastalıktan bitecektik. Zaten Sevr Anlaşması'nda da Kemal Paşa'nın tarifine göre Sevr Anlaşması yenilen bir millete dayatılan bir yenilgi anlaşmasından ibaret değildi diyor. Bizi diyor Türk milletini Anadolu'da yok etmek için Batılıların yüzyıllardan beri hazırladığı bir suikast planıydı diyor. Demek ki 30 Ağustos zaferi kazanılmasaydı, ondan bir yıl önce yaklaşık Sakarya zaferi kazanılmasaydı, onun biraz gerisinde Kütahya-Eskişehir savaşları, 1. 2. İnönü savaşları kazanılmasaydı, Kemal Paşa halkı örgütlemeseydi, bu milleti örgütlemeseydi, biz bugün Sevr Anlaşması'nı gözünüzün önüne getirin değerli çoban. Karadeniz'e kıyı bir miktar kıyı, efendim 1/3 bugünkü toprakların, 286 bin kilometrekare. Adıyaman muhtemelen Fransız veya İngiliz bölgesi olarak terk edilmiş bir bölgede sıkışmış. 1920'deki sayımla, az önce söylediğim 27 sayımıydı, 10 milyon dolayında. Batı literatüründen okuduğumuza göre kılıç artığı. Evet. Şimdi bu laf çok ağır bir laf değerli çoban. Niye biliyor musunuz? Bir benzetme yapıyorlar. Dövüştük Türklerle Anadolu'da işte kılıcımızı salladık, doğradık. Kılıç artıkları boyları küçük, ecüş bücüş kendi deyimleriyle Türkler. Onları doğrayamadık. Kılıcımızdan arta kalanlar. Bunlar hasta, yoksul, eğitimsiz, cahil ve öndersiz, umutsuz, sahipsiz. Sevr Anlaşması'na göre o bölgeye bırakırız onları. Birkaç on yıla kalmaz. Büyük ölçüde asimile olurlar. Dillerini, dinlerini unuturlar, kültürlerini. Bulaşıcı hastalıklarından da kırılır, yok olurlar. Evet. Bu hiç abartı değil değerli Yılmaz. Çünkü tarihe baktığımızda sıtmanın yok ettiği uygarlıklar var tarihte. Ki sıtma da olsa da o kadar yaygın ki bir meslektaşımızın not defterlerini buldum ben. Ne yazıyor biliyor musunuz? O kadar yaygındı ki sıtma diyor. Sıtmadan ölenleri gömecek sağlıklı insan bulamıyorduk diyor. O halde. Demek ki tablo bu. O sınırlı bölgede yoksulluktan, eğitimsizlikten, kara sabanın sapına yapışmış, sanayi yok, okul yok, avurtları çökmüş, yaşlı, kadın, çocuk ve dediğim gibi kılıç artığı 45 kilogramın altında, 15 yaşının altındaki çocuklar. Dolayısıyla orada bitirmek. Makaryos'un 1963'te EUKA planı çerçevesinde bütün Kıbrıs'a el koyma darbesi yapmıştı ya Nikos Samson. Demişti ki Makaryos, Türkler oradan Anadolu'dan gelene kadar siz burada Kıbrıs'ın sıcağında tereyağı gibi eriyip yok olacaksınız demişti. İşte Batı'nın planı da buydu. Buydu. Şunu da söyleyerek bu sorunuzu tamamlayayım. Şimdi Hey 15'li 15'i diye bir parça duymuşsunuz. Evet, evet 15 yaşındaki askerlerimizi, Mehmetçiklerimizi hiç sorma, anlatır. Hiç sorma. Nasıl yüreğim yanar Yılmaz Bey anlatamam. Kimi yerlerde rastlıyorum. 2-3 yıl önce Datça'da bir akşamüstü baktım Hey 15'li 15 çalıyor, oynuyorlar. İnsanlar şıkıdım şıkıdım oynuyorlar.
Karım ve ben birbirimize baktık. Çıldırdık, ne yapacağımız. Ben gittim hemen müzisyenlerin yanına, çabuk kes bu müziği dedim. Bu ağıt kardeşim dedim ya. Bu ağıt, ağıt. Evet. Tokat'ta 15 yaşındaki karım Tokatlıdır, o daha iyi biliyor. 15 yaşındaki çocuklar 45 kilo ağıtla zafere, sefere, ölüme yollandılar. Bunun gibi dolayısıyla tarih bilincinden kopmadan gerçekten Mustafa Kemal Paşa dava ve silah arkadaşları, bu iki terimi birlikte kullanıyorum ben, bir milleti yok olmaktan böyle kurtardılar. Kullandıkları temel güdü, motivasyon şuydu. Amasya Genelgesi'nde 22 Haziran 1919'da Kemal Paşa iki maddelik bir genelgeyi bütün Anadolu'ya gücü yettiğince telgrafın başında yaymaya çalıştı. O iki madde şuydu, anımsayacaksınız, Amasya Genelgesi. Milletin ve devletin, ülkenin geleceği tehdit altındadır. Madde bir. İki, bu durumdan bizi milletin azim, milletimizin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Buna dayandılar, buna inandılar. Ve o Morse alfabesi bugün gençler bilmezler. Genç arkadaşlar cep telefonları ellerinde şöyle iki parmakla hızlı hızlı mesaj yazıyorlar. Morse alfabesi diye bir alet vardı. Telgraf tellerini habire keserlerdi Anadolu'daki işgalciler ve dinlerlerdi. Daha doğrusu mesajları alırlardı işgalciler, İngilizler, Fransızlar. Bir harfi karşı tarafa gönderebilmek için o manipüleye 4 kez basıyordunuz. Örneğin bu A oluyordu. Bu B oluyordu. Böyle bu kadar zorluklarla yaptılar. Gerçek anlamda bizi yoktan var ettiler. Bu sorumuza son cümlem şu olsun. İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee açıkça Bir Milletin Yeniden Doğuşu adlı kitaplarında ve öbür İngiliz tarihçilerin yazdıkları kitaplarda Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Rebirth of a Nation, İngilizce yazdıkları kitaplarda şunu söylediler. Atatürk dediler, biz Batılıların yüzlerce yılda kanlı savaşlarla eriştiğimiz Rönesans, dinde reform, laiklik, çağdaşlaşmayı 15 yıla sığdırdı. Evet. Nokta. Evet. Peki günümüzde ülkemizde hangi ciddi sorunlar var? Şimdi o önceki dönemdeki sıkıntılardan bahsettik. Şu anda hangi sıkıntılar var böyle ciddi olarak baktığımızda? Şimdi madalyonun iki yüzü var. Yüzyılda yaptığımız çok şey var değerli Yılmaz. Bunlarla övünç duymalıyız hep birlikte Türk ulusu olarak. Türk ulusundan da kastım Anadolu'da yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes. Hiçbir etnik köken ayrımı şu bu utandırıcı olur bu çağda. Yok böyle bir şey. Bizim zaten anayasanın 66. maddesi de böyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlıkla bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Kemal Paşa da ta 1930'larda Yurttaşlar İçin Medeni Bilgiler diye kitap yazdı. Değerli çoban. Yurttaşlar İçin Medeni Bilgiler, 1930'lar. O sırada hatırlayacaksınız eminim, İtalya'da Mussolini faşizmi kurmuştu. Almanya'da Hitler nasyonel sosyalizmi, faşizmi kurmuştu. İspanya'da Franco, faşist diktatördü. Portekiz'de Salazar, Yunanistan'da Metaxas. Bilmem, Sovyetler'de de bir sosyalist devrimi olmuştu. Değil mi? Stalin diktatörlüğü Lenin'den sonra geliyordu filan. Avrupa'da faşizm yükselirken Kemal Paşa 1930'larda oturdu. O diktatör denilen, bilmem, Beton Mustafa denilen, çok utanıyorum, insan kendi yurttaşlarına Yurttaşlar için Medeni Bilgiler kitabı yazdı. Demokrasiyi anlattı, yurttaşlık haklarını anlattı. Şimdi en büyük tehlike günümüzde bizi bekleyen işte bu yakın tarih bilincinden yoksunluğumuz. Bu öğretilmiyor artık çocuklarımıza ne yazık ki. Şimdiki siyasal iktidar müfredatta çok büyük değişiklikler yaptı. Büyük ölçüde din eğitimi ağırlıklı kılındı. Dinin de bir mezhebi, İslam dininin de bir mezhebi ağırlıklı kılındı. Çocuklar doğru dürüst matematik öğrenemiyor, felsefe öğrenemiyor, mantık öğrenemiyor. Ama olabildiğince ağırlık Cumhuriyet tarihi öğrenemiyor.
Atatürk'le ilgili bilgiler kitaplardan çok azaltılıyor, çıkartılıyor. Bu çok büyük bir tehlike. Az önce örneğini verdiğim gibi Hey 15'li 15'li şarkı haline getirilirse ağıttan bir ulus için bu çok utanç verici bir şey, çok acı verici bir şey. O bakımdan en büyük tehlike eğitim sisteminde yaşadığımız ulusal eğitim sisteminden kopartılışımız. Dolayısıyla tarih bilincinden yoksun bırakılmamız. İçeride bunu söyleyebilirim eğitim düzleminde. Hı hı. Ekonomi düzleminde Kemal Paşa'nın izlediği denk bütçe, borç almama, kamu öncülüğünde iktisadi devlet teşekkülleriyle dengeli, ılımlı devletçilik ve bölgesel kalkınma, dengeli kalkınma terk edildi. IMF'nin, Dünya Bankası'nın neoliberal vahşet politikaları izleniyor. Bu tablo Türkiye'yi çok borçlandırdı. 500 milyar doların üstünde borcumuz var, görünen. Görünmeyen de bundan daha geri değil. Korkunç bir borç. Çeviremiyoruz şimdi borcu. Döndüremiyoruz. Dolayısıyla bu durum ekonomik bakımdan bir iflas riski taşıyor değerli çoban. Moratoryum denilen uluslararası iflas riski. Türkiye ilan edilmemiş bir moratoryum tablosu içinde sanki. Biz daha önce bu filmi iki kez gördük değerli çoban. Birincisini 1876'da 2. Abdülhamit döneminde gördük. Saray borçlandı. Paralarla Dolmabahçe'de saray yaptı. Topkapı'da saraylarda harman savurdu. Borçlarını ödeyemez hale geldi. 2. Abdülhamit 1876'dan sonra Kıbrıs'ı göğe sattılar, kiraladılar. İngilizlere 1878'de vatan toprağı kiralanır mı? Satıştı o aslında da kiralanma dendi. Neyse 1881'e geldiğimizde Osmanlı hiç borçlarını ödeyemez durumdaydı ve el kondu maliyesine, Diyun-i Umumiye. Bu Osmanlı'nın resmen iflasıydı. Uluslararası iflas, moratoryum bir. İkinci moratoryum 1958'de Demokrat Parti Temmuz'da yaşattı Türkiye'ye. IMF geldi korkunç bir devalüasyonla. Tefeci faiziyle borç verdi. İşte Türkiye tekrar ayağa kalktı. Bu üçüncü moratoryum. Bugün bizi bekleyen ulusal eğitim sisteminin yozlaştırılması ve karşı devrimci tarihsel köklerinden kopartılmasının yanı sıra ekonomide izlenen politikalar, ulusal kaynakların korkunç düzeyde yurt dışına çıkarılması ve uluslararası sermaye ve yandaşlara aktarılması, ulusal sermayenin ekonomide yaşadığımız ikinci konu ve korkunç borçlanma. Üçüncüsü de değerli çoban, Büyük Orta Doğu Projesi. Dış politikada Türkiye'yi bekleyen Büyük Orta Doğu Projesi. İç politikada ise halkın kutuplaştırılması. Dinsel eksende ve etnik kökende milletimizin giderek kaynaştırılması gerekirken böylesine ayrıştırılması iç politikada. Belki ona tekrar geliriz. BOP'a bir parça değinmek isterim. Türkiye için bugün saydığım ilk ikisine en büyük tehdit, uluslararası tehdit Büyük Orta Doğu Projesi'dir değerli çoban. Büyük Orta Doğu Projesi'ni 2002'de Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ilan etti. Ben bilim terbiyesi almış bir insanım. Spekülasyonla, komplo kuramlarıyla işim yok. Konuştuğum her şey kanıta dayalıdır. Ve 96'dan bu yana neredeyse 27 yıldır 1900'ü aşkın konuşma yaptım. Hiçbir sözcüğüm, bir hecem yalanlanamadı bugüne dek. Bunda bir keramet yok, bende bir fazlalık, bir üstünlük yok. Yalnızca sorumluluk var, saygı var, sağlam kaynaklara dayanmak gibi. Şimdi Condoleezza Rice dedi ki, Kuzey Afrika'dan başlayacağız, Orta Asya'ya dek 22 ülkenin sınırları ve rejimi dedi. Dikkat durun, rejimi değişecek dedi. Haziran 2006'da Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde kaynak vererek söylüyorum. Haziran 2006'da Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisi'nde US, United States Armed Forces Journal, İngilizcesi bu derginin, Albay Ralph Peters bir makale yayınladı. Böyle ayrıntılarla giriyorum ki insanlar ikna olsun. Herkes bunu internetten indirebilir. Benim web sitemden de bulabilir. ahmetsaltik.net benim web sitem. Orada da yazıyorum. Albay Ralph Peters, değerli çoban, bir harita yayınladı. Makalesinin adı Blood Borders, İngilizce, Türkçesi kan sınırları. Kanla bu sınırları çizeceğiz, değiştireceğiz, rejimleri de değiştireceğiz diye.
Dolayısıyla haritaya baktığımızda Türkiye'nin Artvin'den başlayarak Adana'ya dek uzanan bir hatla Türkiye'den kopartıldığını, Türkiye'nin ülkesiyle ve ulusuyla bölünmez bütünlüğüne doğrudan cepheden bir saldırının ilan edildiğini görüyoruz. Ve ayrılan o bölgede Ermenistan ve Kürdistan gösteriliyor, kurulmuş olan. Ermenistan denizden denize, Hazar'dan Karadeniz'e o büyük rüya diyelim ve Kürdistan gibi. Ve işin dehşet verici yanı, Erdoğan Başbakanlığı döneminde onlarca kez değişik televizyonlarda Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. Bu kahredici bir durum. Türkiye'yi tehdit eden, tehditlerin başında gelen durum. Ülkemizi yöneten, o dönemde bundan yaklaşık 18-20 yıl önce başbakan durumundaki bir insanın BOP'un iç yüzünü şurada benim gibi sıradan bir insanın kadar bilmemesi düşünülebilir mi? Ha? Gaflet değil bu, değil mi? Gaflet değil. Dolayısıyla bu korkunç bir şey, dilim varmıyor söylemeye. Bir ülkenin başbakanı kendi ülkesinin bölünmesini hedefleyen bir projede ABD başkanının eş başkan olduğunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla Türkiye için en büyük... Ama son yıllarda hiç duymadık Sayın Başkanı'ndan. BOP şu anda Filistin'de yürüyor. Yani son yıllarda hiç duymadık çünkü. Sessiz sessiz alttan alta yürüyor. Bu bir. İki, rejimi değişecek diye. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehditlerden biri de bu. Laik demokratik rejimin yerine teokratik, dinci şeriata dayalı bir rejimin kurulması ve Anadolu'da federe, İslam Cumhuriyeti'ne, federasyona dönük bir cumhuriyete geçin. Bunlar da Türkiye'yi bekleyen tehditler. Peki bizim bu bahsettiğiniz sorunları aşabilmemiz, yani nasıl aşabiliriz? İlk koşul bizi bekleyen kısaca biraz da oradan bahsedelim. Çünkü yavaş yavaş artık sona doğru gidiyoruz. Kaç dakikamız kaldı? 10 dakika gibi bir süremiz var. Kaç dakikamız var? 10 dakikamız var. 10 dakikada ben toparlarım. Çok güzel. Çözümler çok önemli. Evet. Saptamaları yaptık. Çözümleri konuşabilmek için takdir buyurursunuz. Önce sorunlara doğru tanı koymak lazım. Beni hoş görün, bir daha ineleyeyim. Benim mesleğim hekimlik öncelikle. Dolayısıyla doğru tanı koyacaksınız ki uygulamalarınız hastanıza yarar sağlasın. Gibi, iyileşsin hastanız gibi. Şimdi bütün bu sorunlara doğru tanı koydu ise uygun bilimsel sağaltımı, tedaviyi de düzenleyebiliriz. Öncelikle yapılması gereken, lütfettiniz sağ olun, halkımızın bütün bu tehditlerle, sorunlarla ilgili doğru bilgilendirilmesi. Yani toz pembe bir tablo çizerek insanları algı yönetimi içinde o uyutmanın ve yakın potansiyel tehditlerden uzak tutmanın bir anlamı yok. Gerçekçi biçimde halkın önüne koyacaksınız. Durum bu arkadaş diyeceksiniz. Şimdi çözümlere gelince Kemal Paşa yine yol gösteriyor bize değerli çoban. 85 yıl önce bizi terk etti bedeniyle. Fakat aklı, yazdıkları, yapıtları, kitapları, düşünceleri, eylemleri hala yol gösteriyor bize. Ne demişti bize? Hatırlayın, 22 Haziran 1919'da Amasya'da bir genelge yayınlamıştı. Samsun'a çıkışından 19 Mayıs'ta bir ay sonra yaklaşık olarak. Anadolu'da bir kurtuluş savaşını örgütlemek üzere. Ülke işgal altında, ordusu terhis edilmiş, silahlarına el konmuş. Mondros mütarekesiyle, arkasından Sevr Anlaşması'yla, değil mi? Bu koşullar altında Kemal Paşa'nın saptaması neydi? Bir daha anımsayalım Amasya genelgesinde. Ülkemizin ve milletimizin geleceği tehdit altındadır. Bir, iki, buradan kurtuluş ulusumuzun azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi aynı reçeteye muhtaç olduk yeniden. İki maddede geçerli Amasya genelgesindeki Kemal Paşa'nın yazdığı. Kemal Paşa ne yapmıştı? Ulusun azim ve kararlılığına güvenmişti. Ve gitti Anadolu'yu karış karış her tarafı dolaştı, çıktı anlattı. Ne böyle televizyon vardı, ne mikrofon vardı. İki karış yüksekte bir taşın, kayanın üstüne çıkıyordu. Gırtlağı ne kadar yetiyorsa insanlara anlatıyor. Az önce telgrafı anlattım. Saatlerce, sabahlara kadar bugün iki dakikada yazacağımız mesajı adamcağız saat, birkaç saatte yazabiliyor idi gibi. Halka güvendi. Halka anlattı sorunları. Gitti, onları örgütledi ve Osmanlı ordusundan kalan birkaç yurtsever, harbiyeli, yüksek düzey komutan ve subaylar
aydınlar, bir miktar aydın, çoğu subay olmak üzere o zamanki nüfusun %10'u ya var ya yok. İşte onları harekete geçirerek bir Kurtuluş Savaşı başlattı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından da kuruluşu başlattı. Şimdi bizim o kadar bir bölünmüşlüğümüz var ki değerli çoban, çok üzgünüm ama ülkeyi yönetenler halkı ayrıştırıyorlar. Hiç olmayacak şeyler söylüyorlar kendilerinden yana olmayanlar için. Benim terbiyem el vermiyor o sözcükleri yinelemeye. Çürüktü, cüruftu, şuydu. Çok affedersiniz, utanıyorum söylemeye. Bir devletin başkanı seçimle o makama geldikten sonra artık bunları unutur. Bütün halkı kucaklar. Birleştirici olur. Demek ki reçetelerden biri bu. Halkı bölmek değil. Etnik temelde, dinsel temelde, siyasal tercihleri temelinde. Değerli çoban, 67. hükümet, şu anda başımızda olan hükümet. Kimler geldi, kimler geçti? Bu hükümet de gider. Biz kalırız. Biz kimiz? Biz halkız. Bu ülkenin yurttaşlarıyız. Hepimiz kaynaşmış, kardeş olmuş insanlarız. O bakımdan halkı birleştirici politikalar gütmek, ayrıştırıcı politikaları reddetmek. Sokaktaki insanın da kol kola girmesi. Ondan sonra birbirine ne söyleyecekse kol kola girmiş yürürken söylemesi. Şiddet kullanmaması birbirine, şiddet dili kullanmaması, ötekileştirmemesi reçetelerden biri bu. Dolayısıyla yeniden bir Kuvayi Milliye bilincine gereksinimimiz var. Yeniden bir Kuvayi Milliye. Bakınız, Türkiye kuşatılıyor etraftan değerli çoban. Dede Ağaç'ta kocaman bir Amerikan üssü kuruldu yeni. Ne gereği var Dede Ağaç'taki üssün kime karşı kuruldu? Sinop'ta zaten Sovyetlere karşı var, İstanbul'da NATO üsleri var, Gürcistan'da var, Gürcistan NATO üyesi değil ama Ukrayna'da var. Her taraftan Sovyetleri zaten kuşatmış durumdasınız. Dede Ağaç'taki üs, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda özellikle 100 bini aşkın silahlı kuvvet ve korkunç bir askeri donanım. Irak'ın kuzeyinde bir kukla devlet kurulmuş durumda ve oralarda müthiş Amerikan üsleri var. Kuşatılıyor Türkiye. Dolayısıyla dost ve müttefik sandığımız ABD'nin aslında asıl Türkiye'ye dönük tehditlerin kaynağı olduğunu görmemiz gerekiyor. Türkiye NATO'ya girdi 1952'de. Kontrgerilla örgütlenmesi ülkemizde yerleşti ve aydınlarımız vuruldu sapır sapır. Atatürk Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı Muammer Aksoy, 19 Mayıs 1989'da bu derneği kurdular. 50 ayağı öpülesi insan, birkaç kişi kaldı hayatta. 6 ay sonra, 7 ay sonra 31 Ocak'ta Ankara'da 73 yaşındaki insan arkasından kurşunlanarak öldürüldü. Kurucu genel başkanı ADD'nin. Ahmet Taler Kışlalı genel başkan yardımcısıydı. Adamcağız Ankara'da öldürüldü. Bariye çok öyle. Bağcılar, İstanbul Bağcılar Şubesi'nde Şükrü Demirkürek sırtına balta vurularak öldürüldü arkadan. Yaşlı bir adamdı. Derneği süpürüyordu, temizliyordu. Dolayısıyla içimdeki bu kontrgerilla örgütlenmesini, işte Uğur Mumcu'dan tutun Eşref Bitlis'e kadar daha neler neler. Bu gerçekleri dile getiren, halkını uyaran aydınlar vuruldu. Teker teker halkın aydınlanmasını önlemek için bunu da Türkiye'nin içindeki kontrgerilla örgütü NATO yaptı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü kendi yurttaşlarının, aydınlarının kendi ülkesinde öldürülmesini engellemeye yetmedi. Dolayısıyla Türkiye NATO'dan çıkmalı. Orta Doğu'da bağımsız, aktif, tarafsız bir dengeye dayalı dış politika Atatürk döneminde olduğu gibi. Bunları izlemeli. Hatırlayın lütfen, Atatürk Balkan ülkeleriyle barış için Balkan Antantı'nı kurdu. Dün savaştığı ülkelerle barıştı. Venizelos, Yunan Başbakanı Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Doğru mu? 3 yıl önce kanlı bir boğuşma yaşamıştık. 5 yıl önce neyse Anadolu'da bunun gibi. Bu tarafta doğuda İran'la, Irak'la, Suriye'yle Sadabat Paktı'nı imzaladı. Yurtta barış, dünyada barış dedi. Dolayısıyla Kemal Paşa'nın bu yaptıklarından, politikalarından yararlanarak yeniden onu anımsayarak ve ondan öğrenerek
bu kuşatmayla yarmalıyız, yarmak durumundayız. Benim çağrım bütün ulusumuza yeniden bütün ulusun bir kuvay milliye bilinciyle tek yumruk olması, kısır siyasetin oyunlarına gelmemesi. Bunun için de sizin şimdi yaptığınız gibi lütfedip benim gibi hiçbir çıkarı beklentisi bu işlerden olmayan, tersine risk alan, tehdit alan, koşan, yorulan, harcayan aydınları, insanları ekranlara çıkarmak, konuşmalarını sağlamak, yazdıklarını, çizdiklerini paylaşmak, bu şekilde bir ulusal seferberlikle son söz, Kemal Paşa'nın yapıp ettiklerini bu ülkenin aydınları, insanları anlamışlardır. Ne yapmak istediğini de anlamışlardır. Onun için kutsal emanete, cumhuriyete sahip çıkacaklardır. Bu inançladır ki, bu öngörüyledir ki Kemal Paşa benim naçiz bedenim elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti'yle elbet payidar kalacaktır demişti. Öyle de olacaktır. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Son bir dakikaya şu soruyla kapatalım. Bu çerçevede Cumhuriyetimizin çerçevesinde yurttaşlara düşen görevleri de kısaca alalım. Onu da kapatalım. Yurttaşlarımıza, bizlere, Türk halkına, Türk insanlara. Yurttaşlara önerim, lütfen alın Nutuk'u okuyun. Çoluk çocuklarınıza da anlatın. Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nı hangi koşullarda yaptığını, sizin başta sordunuz ya, evet. Yoktan nasıl var etti diye. Orada anlatıyor. Orada anlatıyor. Bu bir bunu okuyun. Kemal Paşa'nın Yurttaşlar için Medeni Bilgiler kitabını okuyun. Kemal Paşa'nın Dumlupınar'da yaptığı 30 Ağustos 1924'teki konuşmayı okuyun. Kemal Paşa'nın 17 Şubat 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmayı okuyun. Ve bu ülkenin namuslu, yurtsever, dürüst insanların yazdıklarına, çizdiklerine, söylediklerine kulak verin. Atatürk'ün Düşünce Derneği'ni dinleyin, üye olun, destek verin diyeceğim. Kısa dönemlere gelmeden, birbirinizle cebelleşmeden, ulusça kucaklaşarak ilerleyelim. Bize düşen bu. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Çok, ben de size. Sağ olun katıldığınız için. Evet sevgili seyirciler, Profesör Doktor Ahmet Saltık'la birlikteydik. Atatürk'ü anlamak ve sorunları konuştuk bugün. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. yılda bir kez daha anlıyoruz. Hedefte akşam 9'da tekrar görüşmek üzere.